Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün sizlere ek olarak muşmula meyvesinden de bahsetmek istiyorum. Muşmula, diğer ismi beş bıyık. Yine İç Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde ormanlık ve dağlık alanlarda, boş arazilerde kendinden yetişen yabani bir meyve bu. Özellikle böbrek, taş, kum ve iltihabına çok faydalı. B1, B2 ve C vitamini, aynı zamanda A vitamini içermesi sebebiyle de bağışıklık sistemini güçlendirmeye çok faydalı bir meyvemiz. Böbrek, taş ve kum iltihabında kabukları ve çekirdeği kaynatılarak tüketirse çok daha iyi fayda sağlayan bir meyve. Hafif erik tadında, keklemsi buruk bir tadı olan meyvemiz. Beş bıyık denilmesinin sebebi de bu, etrafında böyle beş tane bir bıyık gibi bir şeyin olmasından kaynaklı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda muşmulanın en güzel özelliği antidepresan etki göstermesi. Yani merkezi sinir sistemine çok faydalı olan bir meyve. Ve kas gevşetici özelliği de bilinen bir meyvemiz. Ve toplandığı zaman uzun süre durabilen, kış boyu muhafaza edilebilecek bir meyve. Yine muşmulanın hem kendisi sade olarak yenilebildiği gibi olgunlaşmış halinin marmelatı yapılabiliyor, turşusu yapılabiliyor, sirkesi yapılabiliyor. Yani çeşitli versiyonları yapılabilen bir meyve. Çok şifalı, çok lezzetli ve biraz da kıt bulunan bir meyve muşmula. Son dönemlerde kültüre edilerek bahçelerde ekimi de yapılıyor ama genel olarak böyle aslında yabani ortamda yetişen bir meyve. Bugün biz alış toplarken denk geldik. Şimdi biraz toplayacağız. Çünkü durdukça da olgunlaşan bir meyve durduğu yerde. Bakalım artık marmelatını mı yaparız yoksa bu şekilde mi yeriz bilemiyorum. Muşmula aynı zamanda vücuttaki diğer enfeksiyonlara da, yani özellikle de idrar yolları enfeksiyonlarına da şifalı, faydalı bir meyve. Yakın zamanda pazarlarda da satılmaya başlar. Yani genel olarak kışa girerken sonbaharın ortalarında pazarlarda satıldığını görüyorum, ben denk geliyorum. Alınıp tüketilebilir kış boyu. Özellikle çocuklarda enfeksiyon durumlarında direkt antibiyotiğe müracaat etmeden kullanılabilir. Ya da çok stresli, sinirsel bozukluğu olan kişiler antidepresan niyetine meyveyi yiyebilir. Marmelatını yiyebilir, kaynatıp suyunu içebilir. Şifalanılabilecek ve tüketimi müsait olan ve tüketimi güzel olabilecek bir meyve olduğunu düşünüyorum. Gayet şifalı. Yine muşmula ağacının yaprakları da aslında çay olarak demlenip içilebiliyor, bilginiz olsun. Bu şekilde kullananlara şimdiden şifalı olsun diyorum. Herkese hayırlı günler.